2010 yılı sonlarıydı. Dönemin MHP Osman Gazi ilçe başkanı olan Adem Dönmez'in davetiyle Demiryolu Caddesi'ndeki ilçe merkezine gittik. İlçe başkan yardımcısı Doktor Mehmet Hasanoğlu. YLA orada tanıştık. Dönmez, in, t, anıştırırken, doktor, ama mühendis gibi planlama yapar, Bursa siyasetine yeni model getirdi. Göreceksin, tüm partiler bu modeli uygulayacağı dediği dün gibi aklımızda. O modeli Doktor Hasanoğlu. N'dan dinledik. Osman Gazi yi 5 bölgeye ayırmıştı. Her bölgenin koordinatörü vardı. Kapı kapı çalışmak için de çalışma grupları oluşturulmuştu. Sonrasında 2014 yerel seçiminde MHP'den Osman Gazi Belediye Meclisine seçilen Doktor Mehmet Hasanoğlu 2016 Kasım'da MHP'nin gidişatını beğenmediğini söyleyip istifa etti. Ardından 27 Ocak 2018 günü Osman Gazi'de ilk kadrosu gibi yönetim Başlığıyla duyurduğumuz gibi İyi Parti Osman Gazi kurucu ilçe başkanı oldu. Kendi projesi mahalle planlaması sistemini de sürdürdü. Geçen yıl, Selçuk Türkoğlu'nun milletvekili adayı olup ayrılmasıyla İyi Parti il başkanlığı görevini üstlendi. Doktor Mehmet Hasanoğlu, önemli sağlık sorunu ve geçirdiği ameliyat nedeniyle bu görevi bıraktığını da cumartesi günü açıkladı. Arayıp, hem, geçmiş olsun, dileğimizi ilettik, hem siyaset konuştuk. İyi Parti de kesintisiz 7 yıl başkanlık yapan tek kişi olduğunu anımsatıp şunu söyledi. Maalesef, nemalanma derdi olanlar siyaset yapıyor. Şeklinde oluşan algı var. Tam tersine, iyi Parti kadrolarında temiz insanların, ülkenin geleceği adına irade koymak isteyenlerin olduğunu göstermeye çalıştım. İlk günden beri oluşturduğu yönetim kadrolarında, liyakatli, kişilerin olmasına dikkat ettiğini vurgulayıp şu mesajı verdi. Koltuk için siyaset yapmadım. Genel başkanım bana, devam et dedi, ama hakkını veremediğim bir görevi yürütmeyi doğru bulmadım. Göreve gelecek arkadaşıma her türlü desteği vereceğim. Doktor Hasanoğlu, bireysel siyaset yapılmaz. Sohbet ederken, sağlık nedeniyle İyi Parti İl Başkanlığı. Görevini bırakan Doktor Mehmet Hasanoğlu özel bir vurgu yaptı. İyi Parti'ye kurulduğu dönemden daha fazla ihtiyaç var, genel başkanımız da görevini layıkıyla yapıyor. İyi Parti'nin, kuruluşundaki gibi yukarıya doğru yeniden ilme kazanacağına inanıyorum ardından, 2020 yılında Osman Gazi Parti'nin en çok üyesi olan ilçeydi, deyip ekledi. Siyasette başarı tamamen ekiple olur. Bireysel siyaset yapılmaz. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak gelişinin 100. yılına özel program, 11 Eylül, Bursa'nın Yunan işgalinden kurtulduğu gün, her yıl en özel şekilde kutlanıyor ama bu yılın farklılığı var. Çünkü, 11 Eylül 1924'teki kurtuluşun, İkinci yılı kutlamasına Mustafa Kemal Atatürk de katıldı ve Bursa'ya 12 gün misafir oldu. O nedenle, Atatürk, ün cumhurbaşkanı olarak gelişinin 100. yılı olduğu için bu yılki kurtuluş kutlamaları farklılık taşıyor. Nitekim, Çekirge Caddesi, üzerindeki Atatürk Köşkü'nde kalan, tarihi belediye binası önündeki kutlama törenini izleyen Atatürk'lü anıları canlandırmak üzere Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın çok özel program hazırladı. O çok özel program. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak geldiği, günün 100. yıl dönümü olan 31 Ağustos'ta Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlıyor. 11 Eylül'e kadar 12 gün boyunca da çeşitli etkinlikler yapılacak. En anlamlı mesaj "Hepimizin Zaferi." Caddelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından billboardlara asılan bir afiş var. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle asılan Başkan Mustafa Bozbey imzalı afişlerde vatandaşların bayramı kutlanırken "Hepimizin Zaferi" deniyor. Afişleri görünce, bir dönem yaşanan, 30 Ağustos halkın büyük bölümünü ilgilendiriyor mu? Tartışmaları akla geliyor. Hepimizin zaferi, diyen Bozbey de son noktayı koyup mesajı vermiş. Sulak alanların narin kuşu, Venedik'ten kışı geçirmek için geldiler. Filamingolar, bir araya gelip sürü oluşturduklarında, rengarenk görüntüleriyle ortamı görsel şölene dönüştürüyorlar. Gerçekten de, sulak alanların narin kuşu olarak bilinen filamingoları ayrı bir duruşu var. Nitekim, Karaca Bey ve Ulu dünyaya tanıtan kuş ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, geçmiş yıllarda olduğu gibi en renkli göç yolculuğunu etkileyici fotoğraflarla duyurdu. Çünkü, Venedik, ten yola çıkan bin kadar flamingo, gruplar halinde sürü oluşturarak Karaca Bey'de kış mevsimini geçirecekleri Kocaçay Deltası'na ulaştılar. Kışlama alanı olarak belirledikleri Kocaçay, da kışı geçirecek olan filamingolar, her yıl olduğu gibi yaz başında üremek için yeniden Venedik kıyılarına gidecekler. Her yıl, aksamadan, düzenli olarak yaşanan bu en renkli göçü, bizler de Alper Tüydeş fotoğraflarıyla izliyoruz. Yaren Leylek eşini de alıp göçe gitti. Her yıl, Şubat geldiğinde Karacabey, Bey, İn Uluabat kenarındaki köyü Eski Karaağaç'ta Yaren Leylek bekleyişi başlıyor. 13 yıldır gelip balıkçı Adem amcanın kayığına konan yarınınını Türkiye sınırlarını aştı. İşte, Adem amca, dostluğuyla belgesellere konu olan Yaren Leylek ve eşi Nazlı kışı geçirecekleri güneydeki sıcak ülkelere gitmek üzere göç yolculuğuna çıktılar. 14. kez gelirler mi? Bekleyişi de başladı.